Kızılay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığı, Beyaz Baston Farkındalık Haftası dolayısıyla Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ne Beyaz Baston hediye etti. Bastonlar görme engellilere dağıtıldı. 5'e katlanır bir bastonumuz. Ucunda tekerlek var. Kızılay Derneği ve Altınokta Körler Derneği ortak bir etkinlikle bir araya geldi. Etkinliğe Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nurullah Okumuş, kurum amirleriyle dernek başkanları Hakan Erdoğan, Mehmet Yakın ve dernek üyesi görme engelliler katıldı. Engelleri alalım, siz de rahat rahat hayatınıza devam edin. Çok sağ olun. Kahvaltının ardından Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından hediye edilen beyaz bastonlar protokol tarafından görme engelli üyelere verildi. Rektör Okumuş burada yaptığı konuşmada beyaz bastonun aslında normal insanlara verilmesi gerektiğini belirtti. Yani ben Hakan Bey'i tanıdıktan sonra aslında esas gözleri görmeyenlerin kim olduğunu anladım. Açık bir net söyleyeyim. Esas gözleri görmeyenler bizleriz. Gözleri yumuk dolaşanlar bizleriz. Beyaz baston dağıtımına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bekir Yümlü ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de engellerin kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle bir şey söylemek istiyorum. Ya biz Kızılay'ın bu kadar aktif olduğunu yeni gördük. Yeni görüyoruz. Bu yıllardır görüyoruz. Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın, ihtiyacı olan her kesime destek olmaya çalıştıklarını aktardı. Altınokta Körler Derneği ile beraber bu hafta için görme engelli kardeşlerimize bir miktar beyaz baston hediyesi hazırladık. Tabii Kızılay Derneği olarak toplumdaki yaşama dokunan her alanda bulunmak gibi bir gayretimiz var. Afyonkarahisar'da da bunu geliştirmek için çalıştırmalarımıza devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Altınokta Körler Derneği Başkanı Erdoğan ise vatandaşlardan engel olmamaları için duyarlı davranmalarını istedi. 7-14 Ocak Görme Engelliler Beyaz Baston Haftası bir farkındalık haftasıdır. Sarı kulağımız yollarda yürüdüğümüz anda inanın güçlük çekiyoruz. Bundan dolayı bir şey yapılıyorsa mutlaka STK'larla yani bizlerle iletişime geçmelerini istiyorum ben buradan. Özellikle yerel yönetimlerin ve kamuların. Çünkü bize bir şey yapılacak ve biz bilmiyoruz. Yapılan şey olumsuz olabiliyor. Bir de özellikle esnafımıza ve vatandaşımıza rica ediyorum. Kaldırımlara araba park etmemelerini ve kaldırımların bir yaya yolu olduğunu buradan özellikle söylemek istiyorum.